dinleyelim lütfen. Konuşmacı arkadaşımızı dinleyelim lütfen, rica ediyorum. İlçemde bir kreş açılışı olacağı söyleniyor. Ve ben... Partimize zarar verecek hiçbir tutum ve davranış içerisinde olamayız. Rica ediyorum sizden. Sayın Hatip, siz devam edin. Değerli arkadaşlarım, bu küçük tartışmalarla kongremizi kendi adımıza, kendi kendimize lütfen sabote etmeyelim. Veriye dayalı bir biçimde bilimsel metotlarla oy geçişkenliğinin hızlı olacağı mahalleler, örneğin parti içinde sanki ötekiler veya düşmanlar varmış gibi davranmanın ve propagandanın asla yeri yoktur partimizde. Bunlar bize yakışan veya fayda sağlayacak şeyler değildir. Bunlar bizim sonuna kadar mücadele ettiğimiz ve edeceğimiz yaklaşımlardır. Birilerini işaret edip düşmanlaştırmaya çalışanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık mücadelesine kötülük yaparlar. Parti hukukuna uygun şeffaf bir biçimde partiye üye olmuş, görev üstlenmiş ve mücadele etmiş herkese bu partide yer vardır. Kendi iradesi ve gönüllü emeğiyle bu partiye ve bu partinin mücadelesine destek vermek üzere katılan hiçbir üye ayrı bir tutuma, ayrıştırıcı bir tutuma tabi tutulamaz. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan birleşerek çıkacağız. Buradan güçlenerek çıkacağız. Çalışmaya davet ediyorum. Sevgili gençler, şuna inanın, şuna inanın. Sevgili gençler, İstanbul'u kazanacağız. İstanbul'u kazanacağız. İstanbul'u kazanacağız. Evet, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanacağız diye haykırdı resmen kongrede. Konuştuk Ekrem İmamoğlu'na. Ekleyeceğim bir şey yoksa Kaftancıoğlu'na geçelim derim. Çünkü Canan Kaftancıoğlu da sembolik bir isim. Hem işte belediye seçimlerinden beri Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı. Cemal Can Polat'ın rakibiydi biliyorsun. Cemal Can Polat ikinci kez yenilmiş oldu aslında. Evet. Aslında istersen Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri varsa onu da dinleyelim, evet, öyle geçelim. Evet, hazır. Ali'ye onlar da gelsin, izleyelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Salonda beni protesto eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokrasi tam da böyle bir şey. Bunu asla unutmayın. Ancak henüz arkadaşlarım beni protesto etmeden, sosyal medyada Canan Kaftancıoğlu diye yuhlandı diyenler var ya, işte onlara karşı kim olursa olsun hep beraber mücadele edeceğiz. Protesto, demokrasi zaten bunun eleştiridir, öz eleştiridir. Demokrasi fikrin karşısına bağırarak, çağırarak, atarlanarak, artistlik yaparak değil. Fikrin karşısına fikirle karşılıklı yapmaktır. Demokrasi özgüvendir. O özgüven de nereden gelir biliyor musunuz? Söylediklerimizden gelmez. O özgüven yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan gelir. Evet. Canan Kaftancıoğlu veda etti. Ne diyorsun? Şimdi şu yaptığı konuşma çok önemli. Bu konuşma ikinci konuşmasıydı Kaftancıoğlu'nun. Kongrenin açılışını yaptı Canan Kaftancıoğlu. O sırada işte gençlerin olduğu şeyden, üst locadan bir yuhalama sesleri duyuldu mu? Duyuldu. Fakat bu o kadar kısa sürdü ki, yani bunu bir manşete çevirip de Canan Kaftancıoğlu yuhalandı demek Kaftancıoğlu'na da kongrede hakikaten haksızlıktı.
çok özür dilerim ve bu hakikaten bu şekilde yayıldı. Haksızlıktı dememin nedeni şu. Bu seslerin duyulmasıyla birlikte o kadar ustaca o gençleri yatıştırmayı başardı ki Kaftancıoğlu. Çok özür dilerim. O kadar ikna edici bir perdeden orada Haliç Kongre Merkezi'ni dolduran, herkesi kucaklayan bir konuşma yaptı ki o CHP'nin nasıl bir örgüt olduğu, nasıl bir demokratik işleyişin hakim olduğu, bir kişi konuşurken diğerlerinin onun fikrine katılmasa bile nasıl saygıyla dinlediğini tüm detaylarıyla adeta ders verir gibi anlattı ama bunu çok iyi de bir konuşmacı ve hatip kimliği var. Bu üslupla yapınca bir süre sonra salon topluca onu alkışlamaya başladı. İşte bu yüzden Canan Kaftancıoğlu yuhalandı demek, manşete bunu taşımak bence doğru bir adım değildi. O yüzden tepkisini de anlayabiliyorum ve katılıyorum da. Şimdi ikinci kez bu sözü almasının nedeni sosyal medyada Canan Kaftancıoğlu yuhalandı paylaşımlarını gördüğünde anladığım kadarıyla haklı olarak bir tepki gösteriyor. Ama asıl bu kürsüye çıkış nedeni şuydu. O kısmı biz burada yansıtmamışız ama ben aktarayım. O ana kadar bir tek kadın çıkıp da kürsüden konuşma yapmadı. Çıkanların tamamı erkeklerdi. Yani bıyıklı bir siyaset yürütülüyordu o ana kadar. Kaftancıoğlu sadece açılış konuşmasını yaptı. Sonra bir takım erkek figürler, siyasi figürler arka arkaya sürekli konuşma yaptılar. İçlerinden bir tek kadın yok muydu ki değişimci? Bir tek kadın yok muydu genel merkezi temsil edebilecek? Yoktu ve Canan Kaftancıoğlu'nun asıl tepkisi de bunaydı. Ve ben bu kez kadınlar adına söz aldım diyerek çıktı. Ve kadınlar adına bu sıkıntıyı dile getirdi. Siyasette kadın da vardır ve olmalıdır diyen bir konuşmaydı aslına bakarsanız. Dolayısıyla Canan Kaftancıoğlu'nu ben şöyle tanımlıyorum şu anda. Görevini bırak bu kongreyle, görevini yeni seçilecek ismi bırakmak üzere yaptığı konuşmalardı bunlar. Canan Kaftancıoğlu taraf mı? Evet, taraf. Kimden taraf? Bunu bütün partililer biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana taraf. Dolayısıyla genel merkezden yana taraf. Dolayısıyla genel merkezin desteklediği adayı, yani Cemal Can Polat'ı destekliyor. Taraf olduğunu gizledi mi kürsüde? Hayır. Ama aynı zamanda tarafsız bir duruş sergiledi mi? Kesinlikle evet. Yani değişimcilerin adayına da Cemal Can Polat'a da aynı mesafedeydi. Bu çok önemliydi bence. İkisine de en ufak bir şekilde saygıda kusur etmedi. İkisini de kıracak, incitecek ya da birine diğerinin daha önüne taşıyacak herhangi bir duruş sergilemedi. Bence bütün bunlar adına belki de erkek siyasetine çok önemli de bir ders verdi o kürsüden, eğer alan olduysa bilmiyorum ama doğrusu benim çok fazla ilgimi çekti Canan Kaftancıoğlu'nun bu çıkışı. Kadınlar adına konuştu. Bundan ders çıkarılıp tekrar belki kadın söz alır diye bekledim ama olmadı. Ha, Canan Kaftancıoğlu'nda CHP'de kadın olarak kimi gördün derseniz, bir de divanda bir kadına yetki verilmişti. Divandaki yetkililerden biri kadındı. İki kadın vardı dün CHP kongresinde. Bu da belki CHP'nin ayıbıdır. Belki yetkililer buna da dikkat çekerler.